Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, gün geçmiyor ki gümrüklerde yakalanan vatandaşımız olmasın. Bakın, Almanya gümrüğünde 2 tane kolye için vatandaşımıza 2850 euro para cezası kesildi. Defalarca anlattık, yine anlatacağım. Peynircilerimiz bitmiyor, çökelikçilerimiz bitmiyor, sucukçularımız bitmiyor, kuzuyu kesip götürenlerimiz bitmiyor. Özellikle Kapıkule'yi geçtikten sonra Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan sınır kapılarında çok ciddi bir arama durumu söz konusu. Ancak görüyoruz ki vatandaşımız pek çoğu bunları umursamıyor. Ta ki yakalanana kadar, ta ki canı yanana kadar. Geçen gün anlattım. Hırvatistan sınır kapısında aracında 1,5 kilo domates, 1 kilo biber, 1 kilo kebap ve 3 kilo et olan vatandaşımızı esir aldılar, rehin aldılar. Yazmış oldukları 2800 euro para cezasını ya ödeyeceksin ya da seni burada alıkoyacağız dediler. Pasaportlarını, arabanın anahtarını ve ruhsatlarını Hırvat polisi vatandaşımızın elinden aldı. Bu esir almak değil de rehin almak değil de nedir? Onun için hiçbir şekilde kıymetli izleyicilerimiz, aman siz olun, aracınızda gümrük kurallarının dışında hiçbir şey getirmeyin, götürmeyin. Yani o kadar keyfilik var ki yolda yemek için, yanına almış olduğu domates için, biber için vatandaşa bile ceza yazıyorlar. Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan soyguncu yatağı. Vatandaş yol üzerinden sapıp bir yere girse ya arabasını soyuyorlar, ya çantasını çalıyorlar, ya da vatandaşa zarar veriyorlar. Bu kadar açık, net bir şekildeyken vatandaşın arabasında yolda yemek için almış olduğu 1 kilo kebap için, domates için, biber için dünya kadar ceza yazıyorlar. Hep ne diyoruz? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu konuda gerçekten sahipsiz. Bu konuya hiçbir devlet yetkilimiz eğilmedi, eğilmek de istemiyorlar. Domates için vatandaşa ceza mı yazılır kardeşim? Şimdi bu vatandaşımız kime gidip derdini anlatacak? Yok. Şimdi Fransa'da yaşayan vatandaşımız aracıyla yola çıktı Türkiye'den, izin dönüşü Almanya'ya kadar sorunsuz bir şekilde geldi. Almanya'da kendisini çeviriyorlar. Evet. Ve diyorlar ki aracınızda gümrük kuralları içerisinde herhangi bir eşya, değerli bir şey var mı? Yok diyorlar. Bu ailenin tüm aracındaki valizleri indiriyorlar. Ailenin, hanımının 2 adet kolyesi bulunuyor. Bu 2 adet kolye için 2850 euro para cezası yazıyorlar. Kolyelerin değerinin 4000 euro olduğu ifade ediliyor. Şimdi ihmal var mı? Var. Normal şartlarda maksimum 430 euroya kadar havalimanlarında geçişlere altına izin veriyorlar. Karayoluyla da 300 euroya kadar geçişlere izin veriyorlar. Şimdi madem çantanda, yani böyle bir kolyen var, neden boynuna takmıyorsun ya da işte boğazını kapatacak bir şey giymiyorsun yani? Geçen anlattım. Şimdi Türkiye'ye giden bir gurbetçi aile yaklaşık 60 bin euro parayı 2 tane yastığın içerisine koyuyor. Yastığın içerisine. Nasıl olsa aramazlar diyor yastıkların içerisini. Ben başımı yolda koyuyorum, uyuyorum diyor bu yastıklara. Sırbistan gümrük kapısında çeviriyorlar, araçtan indiriyorlar hepsini. Hepsini arıyorlar. Bu aracın sahibi olan kişi de yastıkları koltuğun altına alıyor. Orada aracın aranmasını bekliyor, izliyor. Sonra biliyorsunuz kişilerin üzerinde arıyorlar. Yastıkları şu masaya koy diyorlar. Bakıyor gümrükçü, yastıkta bir ağırlık var, anormal bir ağırlık. Yastıkların içini açıyorlar. Arkadaşlar, dünya kadar para. Ne bunlar? Ne olduğunun bir önemi yok. Orada el koyuyorlar. Kişi başı 9999 euro götürebilirsiniz 18 yaşından büyükseniz. Bunun üzerindekilere el konuluyor. Örneğin 4 kişisiniz. 4 kişi toplamda yaklaşık 40 bin euro götürebilir. Herkesin bavulunda
ya da çantasında olacak para, bütün para aynı yerde olmayacak. Evet kıymetli izleyicilerimiz, aman diyorum, siz olun, yakayı kaptırmayın, paranızı kaptırmayın, altınınızı kaptırmayın. Tabii ki götürüp getirmeyin. Ya peynir götürüyor, 10 kilo, 15 kilo peynir, yakalanacaksın. 10 kilo peynir için 1500-2000 euro para cezası niye ödeyesin? 2000 euroya sen gelecek sene için tatil planı yaparsın. Yazık değil mi? Ben anlatınca bazıları da kızıyorlar. Ya Fatih Bey ne yapalım? Ya işte al işte sonuç bu. Ne yaparsan yap. Ya cezayı ödeyeceksin. Herkes yakalanacak diye de bir şey yok. Ama özellikle izin dönemlerinde gümrüklerde çok sıkı bir arama var. Hadi Bulgaristan'ı geçtin, Sırbistan'ı geçtin, hadi Hırvat'ı geçtin. Bak Almanya'da bile arıyorlar. Keyfe keder çeviriyorlar. Olmaz demeyin arkadaşlar. Dikkatli olun diyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, eğer beni yurt dışında izliyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, özellikle de çocuğu olan hanımefendiler, yani annelerimiz, 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Artık yurt dışında yaşayan mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar, emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyiniz. Bakın. Biliyorsunuz ben geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile İstanbul'da bir araya geldim. Yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız Türkiye'de emekli olmak istiyor. Bu talebi Özgür Bey'e ilettim. Ve şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de emekli olmak istiyor ama devlete yüksek miktarda para ödeyeceğini düşünüyor. Bu doğru mu? Bakın, emeklilik herkes için ayrı bir durum. Herkesin devlete ödeyeceği miktar farklı. Vatandaş bunu bilmeden Ali'den, Veli'den, akrabasından, ondan, bundan duyduğuyla diyor ki ben devlete yüksek miktarda para ödemem lazımmış diyor. Bakın Özgür Bey'in söylediği şu. 3000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 15 de var, 20 de var. Ne dedik? Herkesin durumu farklı. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Yani hangi kategoridesiniz? Örneğin çocuğu olan hanımefendiler çok kolay emekli oluyor. Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar çok kolay emekli oluyor. Sigortası olmayan, hiç girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Evet arkadaşlar. Bunun yanı sıra ne dedik değerli izleyicilerimiz? Herkesin durumu farklı. Peki ne yapacaksınız? Bakın. Bugüne kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu emeklilikle ilgili mağdur edildi. Birileri sadece emeklilik danışmanlığı vermek için 3-4 bin euro parasını aldı vatandaşımızın. Daha yüksek miktarlar da var. Artık bu dönem bitti. Yurt dışında yaşayan herkesin emekli olması için bir adım atıyoruz. Ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. Bu numara WhatsApp hattıdır arkadaşlar. WhatsApp'tan hemen şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazacaksınız. Hemen şimdi. Düşünme zamanı bitti. Geleceğinize dair hem kendinizin hem eşinizin hem de çoluk çocuğunuzun geleceğinize dair bir adım atma zamanı geldi. Hemen mesajı atacaksınız şu anda. WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Kendileri size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğe emeklilik maaşına ilk adım atacaksınız. Daha sonra sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir randevu oluşturulacak. Bu randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Norveç, Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Cep telefonunuzdan, WhatsApp üzerinden Özgür Bey ile canlı olarak görüşeceksiniz. Siz emeklilikle ilgili tüm sorularınızı Özgür Bey'e soracaksınız. Özgür Bey de sizin bilgilerinizi alıp
sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek en yüksek nasıl emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Özgür Bey daha sonra sizin adınıza Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçeleri verecek, tüm formları dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Kadınlara ayrıca bir indirim var değerli izleyicilerimiz. Eğer hanımlar, evet, eşleriyle beraber danışmanlık hizmeti alırsa %50 indirim hakları var. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama karı koca birlikte bu danışmanlık hizmetinden faydalanmak isterse 180 euro ödeyecek. Yani hanımlara da böyle bir indirim var. Eğer hanımlar tek başına danışmanlık alırsa 120 ödeyecek. Erkekler de tek başına danışmanlık alırsa onlar da 120 ödeyecek. Kıymetli izleyicilerimiz, artık yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 3-4 bin euro danışmanlık ödeme dönemi bitti. Sakın paranızı kimselere kaptırmayın. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Diyorlar ki 3-4 bin euro ödeyin, size emeklilik danışmanlığı hizmeti verelim. Sakın paranızı kaptırmayın. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Yapacağınız çok basit. Önce kanalımıza abone olacaksınız. Videonun altında abone ol tuşu var. Ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basıyorsunuz, bitiyor. Sonra +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattıdır arkadaşlar bu. WhatsApp hattından emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gelecekte bir gün gelecek. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için bu büyük fırsattan yararlanın. Aileler eğer bu emeklilik danışmanlığından yararlanmak isterse onlara ayrıca bir indirim daha var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Türkiye'ye bugün gidiyorum desek en az 3-4 bin euro para harcarız. Sadece gittiğimiz geldiğimiz uçak biletimiz. Dünyanın neresinde olursanız olun artık Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan Türkiye'de emekli maaşına kavuşma zamanınız geldi. Özellikle hanımlar, bak sizlere sesleniyorum. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Altını çiziyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, düşünün, bir evde karı koca emeklilik müracaatı yaptı diyelim, emekli oldu. 7-8 bin TL emekli maaşı alsa, karı koca yılda en az 200 bin TL bankaya hesabına yatacak. Az para mı? Birileri şunu söylüyor, diyor ki, işte Türkiye'de emekli maaşı düşük. Arkadaş sen 7-8 bin lira emekli maaşını beğenmiyor musun? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da ya da diğer tüm ülkelerde hangi ülkede emekli maaşı yüksek, birisi bana söyleyebilir mi? Emekli oluyorsun, her ay bankaya paran yatıyor. Türkiye'ye gittiğin zaman çoluk çocuğunla beraber alıyorsun, paran cebinde, kimseye ihtiyacın yok. Tatilini yapıyorsun, iznini yapıyorsun, ondan sonra da dönüyorsun, geliyorsun. Daha ne olsun? Sağlıktan, bedavadan, doktordan yararlanma imkanına kavuşuyorsun. Bu da bitmedi. Gelecekte bir gün gelecek, Allah korusun. Hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyeceğiz? Öldüğümüzde bu maaş çoluk çocuğumuza kalıyor, eşimize kalıyor. Yani emeklilik garanti bir para. Yarın ne olacağını biliyor musunuz? Yok. Ömrümüzün sonuna kadar ödenen bir para. Daha ne olsun? Özellikle hanımlar, tekrar söylüyorum, bu büyük fırsattan istifade edin. Çünkü hanımlarımız, beyler kusura bakmasın, bizim toplumumuzda özellikle erkekler tarafından bilerek ve isteyerek hep geri planda bırakıldı. Evet, yaş geçer. Kadınlar ömürlerini kocalarına verirler. Çoluk çocuğuna ömürlerini verirler. Geriye dönüp bakarlar, elde avuçta 5 kuruş yok. Emeklilik bile yok. Onun için özellikle hanımların bu büyük fırsattan istifade etmesini istiyorum. Herkesin Türkiye'de emekli maaşı bankaya yatsın. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bizlere güvenerek emeklilik müracaatı yaptı. Hepsinin işlemleri yapıldı. Devam edenler var, emekli olanlar var, maaşı bankaya yatanlar var, kısa bir süre sonra yatacak olanlar var, işlemleri devam edenler var. O nedenle değerli izleyicilerimiz, bu çok cüzi bir miktar olan 120 euroya bu büyük fırsattan dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka istifade edin. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, yok ben emekli olamam dedi gibi
cümleleri artık bitiriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Vakit kaybetmeden, artık düşünme vakti falan değil, artık harekete geçme zamanı. Çok basit. Hemen cep telefonunuza aşağıdaki telefon numarasını kaydediyorsunuz ve WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben, eşim ve çocuklarım birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, emeklilik planlaması yapmak istiyorsanız, dünyanın neresinde olursanız olun bu fırsat bir daha elinize geçmeyecek. O nedenle hemen şimdi lütfen harekete geçin. Tüm vatandaşlarımıza, dünyanın pek çok noktasındaki tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.